Ataya Fakir'e hoş geldiniz. Bir hafta daha geçti. Ömürden bir hafta daha tükendi. Ve yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Efendim Konya mutfağı inanılmaz bir mutfak. Burada güne buradan başlayayım. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum ailenizle birlikte. Buranın böyle John John zamanları. Oldu mu tarih bilmiyorum ama yani akşam vakitleri burası çok kalabalık oluyor. Efendim bir zamanların umut kapısı. Döneminde Mevlana Hazretleri buradayken bu kapıdan giren insanlar buradan çıktıkları zaman Allah-u Teala'nın izniyle İslamiyet'i öğrenmiş olarak çıkıyorlardı. Bizde mutfak ve yeme içme sadece karın doyurmak için bir vesile değil, aynı zamanda nefis terbiyesi anlamında ve ibadetleri yapabilmek için bir şükür vesilesi. Ne buyurmuş Celaleddin Rumi Hazretleri, Mevlana Hazretleri? Hamdım, piştim, yandım. Ham olarak geldi. Pişti. Bu işin yanması bizim anladığımız yemek belki de. Ya da burada beklediğin zaman yanmak ama o yanmak öyle değil. O pişmek öyle değil. O hamlık öyle bir hamlık değil. İnsan dergaha geliyor baba, hiçbir şeyim diyor. Çünkü ben bir şeyim diyen bir şey alamıyor. Bu hafta yine Karadeniz kuşağındayız. Doğal harikalar diyarındayız. Neredeyiz? Sinop'tayız efendim. Abi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Size abi, böyle dağ kekikleriyle böyle orijinal bir Sinop kokusu, renkleri. Ne kadar güzel kokuyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hani bir şey olmadı, ne oldu şimdi ben anlamadım. Burası en kuzey uçmuş şimdi arkadaşlar. En kuzey değil, en kuzey. Türkiye'nin en kuzey ucu. Ne olacak diye bekliyordum acaba ben bilmiyorum ama hiçbir şey olmadı ya. Ahmet abi ne yapacağız? En kuzeydeyiz. Evet nihayet buldum. Gerçekten buldum. Bu sefer eminim. Aklimandayız. Sinop'ta benim şu ana kadar gezimiz içerisinde görmüş olduğum denize girilecek en sakin yerdeyiz. Efendim Sinop cezaevindeyiz. Mazisi Selçuklu'ya kadar dayanıyor. İzzettin Keykavus 1214 yılında Sinop'a geldiğinde buraya bu şekilde bu görmüş olduğunuz alanı kale içine o yaptırıyor. Görmüş olduğunuz çeşmenin çok önemli ve acı bir hikayesi var. Yıl 1853. Ruslar ani bir baskınla 30 Kasım sabahı buradaki askerlerimizi şehit etmiştir. İstanbul'da Eyüp El Ensari Hazretleri ile ortak yanı olan bir mübarek zatın yanındayız. Arkamda görmüş olduğunuz yerde Seyit Bilal Hazretleri yatıyor. O da bir İstanbul fethine giderken Sinop'a geliyor ve burada şehit oluyor. Efendim merhabalar. Bu hafta yine Karadeniz kuşağındayız. Çok güzel bir yerdeyiz. Çok güzel bir şehirdeyiz. Çok güzel bir doğal harikalar diyarındayız. Neredeyiz? Sinop'tayız efendim. Çok acı hadiselerin yaşanmış olduğu bir ilçedeyiz. Gerze'deyiz. Arkamda görmüş olduğunuz yer Gerze. 1956 yılında burada çok acı bir hadise gerçekleşir. Çok büyük bir yangın gerçekleşir. Dünya üzerindeki Chicago'dan sonra en büyük kent yangını Gerze'de gerçekleşmiş. Dönemin mal müdürü Ali Bey ailesiyle birlikte burada kalıyor. Tayini buraya çıkmış. Ev sahibi hanım ablamızı defaatle uyarıyor. Diyor ki kızım aman pencerene ve kapına dikkat et. Buranın rüzgarı terstir. Sert eser. Evin içerisine rüzgar girdiği zaman baş edemezsin diyor ki kimse de burada böyle kapısını penceresini rahat bir şekilde hala açamaz. O rüzgarda biz şu anda burada bu tepede çok rahat bir şekilde hissedebiliyoruz. Sert bir rüzgarı var. Kapı çalıyor. Ablamız kapıya doğru gidiyor. Kapıyı açıyor ama daha sonra kapıya hakim olamıyor. Tutamıyor kapıyı. O rüzgar bir alıyor efendim içeri bir giriyor. Evin içerisinde o anda yanan kömür, mangal bir anda evin içerisine dolu veriyor ve evde büyük bir yangın çıkıyor. Gerze'deki yangının başladığı nokta Ali Bey'in evi oluyor. Kendisi burada yaşamıyor.
yaşamadığı için tecrübesi yok. O rüzgarla bu şekilde baş edemediği için de yangın Ali Bey'in evinde başlıyor. İnsanlar akşam namazı vakti olduğu için camilerde, çoğu insan evlerde de değil. O yüzden hani yangını belki kontrol altına almak isteyecekler ama erkeklerin neredeyse tamamı camide. Dolayısıyla böyle bir de bir etken var, kontrol altına alamıyorlar. Evlerin çoğu ahşap. Burada evlerin neredeyse yarısından fazlası yanıp kül oluyor. Ve insanlar buradaki hamam taş olduğu için diyorlar ki Ali Bey de o şekilde görüyor. Hanımı, çoluğunu, çocuğunu alıyor ve oradaki hamama sığınıyorlar. Ve onları gören konu komşu da hamam bizi inşallah taştır, İnşallah korur diye hamamın içerisine giriyor. Öyle bir yangın ki, öyle bir rüzgar ki hamamın içerisine de giriyor ve yaklaşık 20 kişiden fazla da orada insanlar ölüyorlar, hayatlarını kaybediyorlar. Şimdi bu arkada görmüş olduğunuz bu alanın çoğu sonradan yapılan yeni binalar. Dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Celal Bayar ve Adnan Menderes bu bölgeyi afet bölgesi ilan ediyorlar ve Türkiye resmen Gerze için çalışıyor. Gerze'ye yardımlar toplanıyor ve buranın yeniden imarı için büyük bir çaba sarf ediliyor. Abi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Size abicim, böyle dağ kekikleriyle böyle orijinal bir Sinop kokusu, renkleri. Ah be abicim ya. Ne kadar güzel kokuyor. Çok teşekkür ediyoruz. Neredeyiz efendim? Neredeyiz? Şu anda Sinop'un merkezindeyiz. Şahin Tepesi'ndeyiz. Şahin Tepesi'ndeyiz. Böyle Sinop'u böyle tepeden gören bir noktadayız. Abi bu sol taraf Sinop'un Karakum tarafı. Sağ tarafı Akliman, Hamsilos, İnceburun, Türkiye'nin en kuzeyi, en kuzey noktası olmuş oluyor. Gideceğiz mi abi? Gideceğiz inşallah nasip olursa. Fener var orada meşhur. Fener var, tamam. Evet. Sinop'un içerisinde de Seyit Bilal Hazretleri, Mahmut Kefevi Hazretleri, Alaaddin Keykubat Hazretleri'nin yaptırmış olduğu Alaaddin Camii. Rehberimiz Ahmet abi kendisini daha önceki, gel abi şöyle İzmir çekimlerinden yakinen tanıyorsunuz. Orada da bizi gezdirmişti. Gelirse de sizi gezdiririm dedi. Biz de geldik, teşekkür ederiz abicim. Ay, şeref verdiniz efendim. Allah. Çok memnun olduk. Sağ ol abicim. Ayaklarınızı ben de sana kekikleri tekrar veriyorum. Peki. Tekrar aldırım sonra. ...155 yıllık bir fener. 1863 yılında buradaki denizcilere umut olmuş. O yüzden de Umut Feneri adı da verilmiş buraya. Neden umut olmuş? Şimdi her noktada o denizcilerle ilgili, gemicilerle ilgili anlatacak bir şeyler çıkıyor aslında bakarsanız. O fırtınada bu feneri görüp işte o limanlara sığınmışlar. Burada Çilesiz ailesi var. İlk günden bugüne kadar aynı aile, aynı soy. Buradaki o beycilik görevini devam ettirmiş. Şimdi gideceğiz, bir teyzemiz vardı oradaysa onu da ziyaret edeceğiz ama bilmiyorum orada mıdır değil midir. Öyle dediler bize. Ben de ilk defa geliyorum. Hani bir şey olmadı, ne oldu şimdi ben anlamadım. Burası en kuzey uçmuş şimdi arkadaşlar. En kuzey değil. En kuzey. Türkiye'nin en kuzey ucu. Ne olacak diye bekliyordum acaba ben bilmiyorum ama hiçbir şey olmadı ya. Ahmet abi ne yapacağız? En kuzeydeyiz. Olmadı mı? Geldik değil mi abi? Çok güzel. Geldik. Yılın 4 mevsim buraya turist rahatlıkla gelebiliyor. Şimdi yolu biraz uzun aslında bakarsanız. Yani biraz kuzeyde kalıyor. Zaten en kuzey uç olduğu için. Olmadı mı espri? Olmamış peki. Arabalar buraya çok rahatlıkla gelebiliyorlar. Yolu gayet normal ve güzel düzgün ama biraz dediğimiz gibi içeride kalıyor. Yolu biraz uzun. Görebileceğiniz şey burada fener. Ne görmek istiyorsunuz bilmiyorum ama netice itibariyle buraya gelen turistler buraya mutlaka ama mutlaka gelip bu fenerin burada bir fotoğraf dahi olsa çektirip öyle devam ediyorlar. Böyle sahil şeridini pek fazla sevmem. Kalabalıktır, kumdur, güneştir. Hoşlanmıyorum, yapacak bir şey yok. Daha çok dağlar, göller, serin mekanlardan hoşlanıyorum. Benim fıtratım da bu. Ancak böyle denizin yeşille, tabiatla, doğal örtüyle buluşmuş olduğu yerlere de bayılıyorum. Hele sakinse of, değmeyin keyfime. Şimdi öyle bir yerdeyiz, Akliman'dayız. Sinop'ta benim şu ana kadar gezimiz içerisinde görmüş olduğum denize girilecek en sakin yerdeyiz. Şimdi fazla böyle bu yayını izledikten sonra gelecekleri de gözünde bulundurmak lazım. Bence acele edin, mutlaka buraya gelin.
ailenizle Sinop'ta Akliman'da çok güzel, emin olun, dinleneceğiniz dakikada, saatler yaşayacaksınız. Şimdi görmüş olduğunuz şu alan, bakın çok özel bir alandır. Normalde Karadeniz'de böyle bir alan bulamazsınız. Mümkün değil. Karadeniz düz keser sahil şeridi ve dalgalar serttir, sert vurur. Orada da her yerde denize girmek belki mümkün olmayabilir ama burası öyle değil. Burada birçok bu şekilde girinti çıkıntı var. Burada buranın aslında doğal oluşturmuş olduğu neticede ortamlar ve burada dalga varsa bir diğer tarafı dingindir. Orada denize girersiniz. Zaten Karadeniz üzerinde 3 liman vardır derler. Temmuz, Ağustos ve Sinop. Dolayısıyla Sinop'un her mevsim bu görmüş olduğunuz alanlar doğal alanlar ve buraya limanlar olarak gemiler burayı her mevsim rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Ancak bugün görmüş olduğunuz gibi balıkçı tekneleri var, çok büyük tekneler buraya giremiyorlar. Doğal güzelliği bir yanda yaşayacağınız, hem ormanı orada serinleyebileceğiniz, hem denize girebileceğiniz muhteşem bir alan. Zaten genellikle böyle şehir merkezi daha kalabalık oluyor. Burası gördüğümüz ve hissettiğimiz kadar hem gölgesi çok serin, ferah, hem de denizi muhteşem. Akliman'ın doğal yapısı, jeolojik yapısı ve doğal liman oluşu burayı tarih boyunca güvenilir bir liman yapmış. İlk çağlardan itibaren gemilerin güvenerek yanaşmış olduğu bir liman burası. Dolayısıyla Osmanlı zamanında da çünkü yolculuklar çok uzun sürüyor, gemi yolculukları. O gemi yolculuklarında vefat eden hem personel hem de yolcular buraya getirilirmiş ve bu güvenilir limanda defnedilirmiş. Daha sonra yakınları gelir ve isimlerin üstüne yazarlarmış. Şimdi gördüğümüz kadarıyla burada yatan birçok, hatta belki şehit olan mübarek zatlar dahi var. Bakın, örneğin Bayraktaroğlu Seyit Mustafa Kaltabanoğlu diyor. Hasan Bayraktar'ın oğludur diyor. 1802 miladi olarak 1802 yılında vefat etmiş. Seyit diyor. Bu Seyit aslında sadece Peygamber Efendimiz soyundan gelenler için değil, bir saygı ifadesi olarak da, sayın ifadesi olarak da kullanılmış. Dolayısıyla Seyit olup olmadığı ilgili bilgim yok ama Seyit yazan kişiler de var. Burada gördüğünüz gibi isimleri yazıyor. Mezar taşları okunmuş ve buraya da Türkçesi yazılmış. Hamsolos, eski ismi tabii ki. Bugün Hamsilos diyorlar. Çünkü bizde yakıştırmalar çok önemlidir. Hani ne anlam ifade ettiğini bilmiyorum Hamsolos'un ama bizdekiler güzel çevirmişler. Severim böyle şeyleri. Hamsilos koyundayız şu anda. Şimdi burası aslında çok özel bir yer. Dünyada iki yerde var böyle bir yer. Birisi Norveç'te, birisi de Sinop'ta. Yani Riya tipi bir koy burası. Tabii burası aynı zamanda turistlerin, yani buraya gelen turistlerin, Sinop'a gelen turistlerin %85'inin gelmiş olduğu bir yer. Fjord olarak geçiyor burası. Fjord dünyada daha çok Avrupa genelinde bulunuyor ama Türkiye'de sadece burada var. Dediğimiz gibi Riya tipi olanında bir Norveç'te bulunuyor, bir de burada bulunuyor. Şimdi burası buzlu bir vadi. Önceki zamanlarda, daha evvelki zamanlarda. Deniz burayı basıyor ve doğal bir alan oluşuyor bu şekilde. Yan taraflar görmüş olunca çok derin aslında, çok uzun yamaçlar. Orta tarafı vadi, eski buzul tip. Deniz geliyor, basıyor ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Kıvrıla kıvrıla, harikulade bir görüntü. Şimdi harita üzerinden size o görüntüyü göstereyim. Şey versene, bu haritayı versene. Getir. Ahmet abi, teşekkür ediyorum. Çok doğal programımız. Ahmet abi sağ ol. Harikasın. Doğalız. Bunları aynen böyle verebiliriz. Sıkıntı yok. Burası Akliman. Şu görmüş olduğunuz kırmızı yerde, hemen şu daha büyüğü var. Burası da Hamsilos. Bakın şu kadar incecik bir yer burası. Çok daha net göründüğü için haritadan göstermek istedim. Burası milli park olarak geçiyor ve sit alanı burası. Herhangi bir yapılaşma vesaire burada olmuyor. Sinop'un merkezine ortalama 20 dakika bir yer. Çok güzel. Sakinliği doya doya yaşayacağınız, yeşille mavinin buluşmuş olduğu harikulade bir yer.
mazisi Selçuklu'ya kadar dayanıyor. İzzettin Keykavus 1214 yılında Sinop'a geldiğinde buraya bu şekilde bu görmüş olduğunuz alanı kale içine o yaptırıyor. Osmanlı'nın son zamanlarına kadar da 1882 yılına kadar burası tersane olarak kullanıldı ve 1999 yılına kadar da hapishane olarak kullanıldı. Ve o tarihten sonra da günümüzde hala müze olarak, ibretlik bir yer olarak duruyor. Dönemin en ünlüleri bu cezaevinde bulunuyordu. Refik Halit Karay, Mustafa Supi, Refik Cevat, Burhan Felek, Sabahattin Ali, Zekeriya Sertel bu ünlülerden sadece birkaçı. Hatta Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in de elde belge olmasa da bu cezaevinde yattığı söyleniyor. Şimdi cezaevinin konumu denizin tam dibinde. Ancak öyle bir duvar var ki dört tarafında o denizi görmeniz mümkün değil. Hani dışarıdan baktığınız zaman şöyle düşünebilir insan. Vay be, hani denizin kenarında bir cezaevi. Öyle değil, olay öyle değil. Hatta daha da zor bir durum. Şöyle düşünün, dışarıda martı sesleri var. Denizin dalga seslerini duyuyorsunuz ama onu göremiyorsunuz. İşte bu da ayrı bir acı. İşin aslına bakarsanız ayrı bir acı. Şimdi içeri gezdiğiniz zaman insan böyle koğuşun birine giriyor ve orada biraz bekliyor. Çok fazla değil, biraz bekliyor. Orada yıllarca kaldığını düşünüyor. Çok zor bir şey, gerçekten çok zor bir şey. Zamanında burada azılı suçlar da buraya konulmuş. Hiçbir ümidi olmayan bir mahkum düşünün. Yapacak hiçbir şey yok. İdamını bekliyor. Buradan kaçmaya çalışanlar olmuş. Çok zor bir cezaevi burası sevgili seyirciler. Konum itibarıyla çok zor, gerçekten çok zor. Yani buradan kaçılması mümkün değil. Dolayısıyla Tosyalı Emine Ağa içeri girerken ayakkabısının içerisinde kıl testere derler. Kıl testere ayakkabısının içerisinde hapishaneye sokuyor ve bir sene boyunca o demirleri akşam vakti olduğunda herkes koğuşuna çekildiğinde, gardiyanlar yerlerine çekildiğinde o kıl testereyle ince ince törpülemeye başlıyor. Gündüz olduğunda da ekmeği hafif ıslayıp oraya harç ediyor ve etrafını bir şekilde kapatıyor. Tam bir sene sürüyor ve bir sene sonra cezaevinden aşağıya kendini suya bırakıyor. Nasıl bırakıyor? İşte çarşaf vesaire bulabildiği ne varsa orada kullanabileceği hepsini alıyor, bağlıyor. Aynı filmlerdeki bir flaş sahnesi düşünün. Beline bağlıyor ipi, çarşafları ve kendini suya bırakıyor. 4 gün boyunca dışarıda geziyor, acıkıyor ve yakın köylerden birine gidip artık karnını doyurması için orada yalvarıyor. Artık açım diyor. İşte o orada bulunduğu zamanlarda tam denk geliyor. İzinde olan bir polis memuru şüpheleniyor hareketlerinden ve tekrar cezaevine getirip buraya teslim ediyor. 1974 yılında Emine Ağa aftan faydalanıyor ve 1978 yılında da cezaevinden tahliye olup çıkıyor. Burada inanılmaz anılar var. Öyle ki burada bir dut ağacı var bahçede. O dut ağacını da buradaki mahkumlardan birisi görüş isteğinde bulunuyor. O görüş isteğine de maruzat derler. Yani maruzatım var diyor ve o maruzatı kabul ediyorlar. Gidip görevliyle görüşüyor. Diyor ki ben bahçeye bir dut ağacı dikmek istiyorum diyor. Onlar da diyor ki neden böyle bir şey yapmak istiyorsun? Yani amacın ne dediklerinde? Ha sen diyorlar burada hayır işim yapmak istiyorsun. Hani insanlar o duttan yiyecek de sen doğa çektiğini bekliyorsun deyince de tamam o da var ama tam olarak o değil diyor. Ben idam mahkumuyum. Ama gün gelecek müebbet cezaya çarptırılacağım. Ve gün gelecek müebbetim de af olunacak ve bu cezaevinden kurtulmayı umut ediyorum. İşte bu ağacı buraya diktiğimde 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra buradaki mahkumlar bu ağacı gördüğünde beni hatırlayacaklar ve ümit var olacaklar diyor. Yani onlar için bir ümit ağacı olmuş olacak bu diyor ve onu da kabul ediyorlar. O ağacı dikmesini, o ağaç bugün burada hala meyvesini veriyor. İçerideki duvarlar mahkumların dert ortağı olsa gerek. Resmen mektup yazmışlar. Oraya dizeler yazmışlar, şiirler yazmışlar, hikayeler yazmışlar. Aslında bir umut yani. Yapacak başka bir şey yok. Emin olun. Hani tavsiye ederim. Eğer Sinop'a gelirseniz mutlaka bu cezaevine uğrayın ve içeriği gezin. Görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Hatta Sinop'a bazı kafileler sadece burasını görüp gidiyorlar. Öyle kafileler varmış. Yani bu cezaevini görmeye geliyorlar. Ha biz öyle mi yaptık? Öyle yapmadık. Ama bu cezaevinde görün derim. Girin içeride ibretlik hikayeler var. İçeride tek kişilik hücreler var. Bunlar içeride eğer birisi ağrınızla çıkarırsa o küçük minicik odaya konuyorlar. Oda dahi denmez çünkü görüyorsunuz siz de böyle 4 kişiyi 5 kişiyi yan yana koysanız içeride anca sıkışır durur. Tuvalet denebilecek bir şey orada duruyor ve sadece saati geldiğinde belki bir su veriyorlar o kadar. Her taraf zifiri karanlık.
İşte o zifiri karanlık içerisinde gelen yemek, ekmek ne geliyorsa önce yanındaki fareye veriyor. Öyle anlatmışlar anılarında mahkumlar. Eğer fareye vermezsek fare acıktığı zaman bize saldıracak, bizi yemeye başlayacak diye. Önce fareye veriyorlar, farenin karnına biraz doyurup kalanları da kendileri yiyorlar. Özellikle burada rehber arkadaşlar bazen oluyor, özel rehberler geliyor. Onlara takılırsanız burada da size bilgi verecek arkadaşlar var ama sanırım anlattığımızda sizin için buraya geldiğiniz zaman ufak tefek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. İçeride çok özel hikayeler var, ibretlik hikayeler var. İşte Sinop'a geldiğiniz zaman görülmesi gereken ibretlik yerlerden bir tanesi Sinop Cezaevi. Adım Selmi Pekmezci, babam Abaza, annem Çerkez, göçmen diyelim. Dedemiz gelmiş buraya. Biz yani 150 yıllık bir şeyimiz var, geçmişimiz var. Cumartesi günleri gemi geliyordu. Biz çocuktuk, hep iskeleye giderdik. Gemiye gelenleri, gemiyi ziyaret etmeye, inenleri, binenleri o şekildeydi. Öyle yol, karayolu diye çok aman aman bir şey yoktu. Kardeşimin iş yeri burası, mat salonu açtı 1990 yılında. Ablam vardı. Ablamdan sonra ben emekli oldum. Ben geldim. Beraber çalışıyoruz. Annem yapıyordu evde. Kulak hamuru diyordu. İçi etli veya içi boş yapıyordu. Üzeri cevizli. Oradan aldık biz bunu zaten. Ceviz ve keş döküyordu. Ama biz burada çok keşte isteyenlere veriyoruz. İstemeyenlere vermiyoruz tabii ki. Biraz ekşimsi olduğu için. Mantımızın yapılışını ilk önce yumurta, su, tuz. O şekilde bizim yerel unumuz var. Buradan aldığımız fabrikalardan. O aşamada yoğruluyor. İçinde etimizin dana kıyması, soğan ve karabiber var. Başka hiçbir şey yok. Sade bu kadar. İnce açılışı, üzerinde ceviz ve yoğurt oluşu. Yani değişik bir lezzet kattı. Bu şekilde yapıyoruz. El birliğiyle sevgi katıyoruz. Evet var. Onlar eskiden kütük üzerinde eti döverek yapıyorlarmış. Hamuru biraz daha kalın, döverek yapıldıkları için o içi etli hamur deniyordu. Bizimki biraz kıymalı hamur. Ya o kalın, o mideye çok dokunuyor. Bana sorarsanız o çok kalın, mide rahatsızlığı olanlar çok iyi. Ama bizimkilerinde hiç öyle bir şey olmuyor. Herkes gayet memnun. Mideye dokunmuyor, yumuşak, hassas, kaygan. Ay onu hiç hatırlamıyorum. Ben çok küçükken annem evden kaçardı, dışarı çıkardı. Ben hemen bir tane leğen için hamur yoğururdum. 2 dakika açar, komşuya getirdim üstüne bir yoğurt, bir ceviz. Yani ilk hamurumu gerçekten öyle yaptım. İçi boş. Et yoktu çünkü o zaman. Çok şehir dışından, ülkelerden gelenlerimiz çok çok sağ olsunlar. Herkesi Sinop'a Sinop mantısı yemeye davet ediyoruz. Aslında her çeşmenin bir hikayesi vardır. Dokunsak, onunla bir ah bir konuşabilsek, o taşlar bize neler söyler kim bilir. Görmüş olduğunuz çeşme Sinop'taki Şehitler Çeşmesi. Hacı Ömer Camii'nin hemen yan tarafında. Etrafını biraz ağaçlar ve farklı binalar kapatıyor. Dolayısıyla görmeniz belki zor olabilir ama bu görmüş olduğunuz çeşmenin çok önemli ve acı bir hikayesi var. Yıl 1853, 30 Kasım sabahı. Henüz Osmanlı-Rus Harbi başlamamıştır. Ruslar ani bir baskınla 30 Kasım sabahı buradaki askerlerimizi şehit etmiştir. O şehit olan askerlerin cebinden çıkan paralarla da bu görmüş olduğunuz çeşmeyi yaptırmışlar. Bugün bu çeşmeye baktığımızda her zerresinde, her yerinde, her noktasında o şehitlerimizi anıyoruz ve onlara da buradan Fatiha gönderiyoruz. Bir
İstanbul'da Eyüp El Ensari Hazretleri ile ortak yanı olan bir mübarek zatın yanındayız. Arkamda görmüş olduğunuz yerde Seyit Bilal Hazretleri yatıyor. O da bir İstanbul fethine giderken Sinop'a geliyor ve burada şehit oluyor. Eyüp El Ensari Hazretleri de o İstanbul fethetmek isteyen o büyük insanlardan birisiydi ve o da İstanbul'da metfun ve İstanbul'da Eyüp El Ensari Hazretleri neyse Sinop'ta da işte Seyit Bilal Hazretleri o. İnsanlar hafta içi ve hafta sonu demeden buraya yoğun bir şekilde gelip burada dualarını yapıyorlar. Çok da güzel bir cami var. O da Osmanlı zamanında yapılmış bir cami. O camiyle beraber bütünlük kazanmış ve içeri girdiğiniz zaman da o ruhaniyeti rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Peki Seyit Bilal Hazretleri kimdir? Kendisi Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan geliyor. Seyittir. Şimdi şunu görüyoruz aslında. Seyitlerin İstanbul'un fethinden önce İstanbul'un fethiyle ilgili ne kadar istekli ve arzu içerisinde olduklarını görebiliyoruz. Peygamber Efendimizin İstanbul bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir hadis-i şerifine mazhar olmak için İslam orduları defaten İstanbul surlarına kadar yanaşmışlar ama bir türlü fetih gerçekleşmemiş. İşte Ömer bin Abdülaziz zamanında da 4 defa o güne kadar, o zamana kadar 4 defa bu çalışma gerçekleşmiş, fetih çalışması ama bir türlü dediğimiz gibi gerçekleşmemiş. Ömer bin Abdülaziz devlet erkanını topluyor. Bütün komutanlarını topluyor ve ne yapabiliriz diye istişare ediyor. İstanbul'un fethinin gecikmesinin Anadolu'ya İslamiyet'in gelmesini geciktireceğini düşünüyorlar. Çünkü İstanbul'un fethi çok önemli. Ancak çok iyi korunuyor. Bizans çok iyi koruyor İstanbul'u ve işte 5. defa İstanbul'un fethi için hazırlıklar başlıyor. O istişare toplantısında Seyit Bilal Hazretleri söz alıyor ve ordunun güçlenmesi için Orta Asya'dan Türklerin orduya dahil edilebileceği fikrini ortaya koyuyor. Ömer bin Abdülaziz de bu fikri destekliyor. Türklerin ne kadar savaşçı ve azimli bir millet olduğunu o da tekrar ediyor ve kendisini bununla görevlendiriyor. İşte Seyit Bilal Hazretleri yanına iyi askerlerden arkadaşlarını alarak sefere çıkıyor. İran üzerinden, Horasan üzerinden Orta Asya'ya kadar işte tabii o dönemki halife zaten Ömer bin Abdülaziz ve halifenin buyruğunu, cihat emrini insanlara tebliğ ediyor. Ve İstanbul fethinin ne kadar önemli bir fetih olduğundan bahsedince etrafına ciddi bir topluluk, ciddi bir ordu aslında nüfus olarak yanına geliyor. İşte İstanbul'a daha kolay gelebilmek için deniz üzerinden gelecekler Seyit Bilal Hazretleri. Gemi yolculuğu çok zor, çok meşakkatli bir yolculuk. Özellikle gemi yolculuğuna alışkın olmayan bir milletle beraber yolculuk yapıyor Seyit Bilal Hazretleri. Ve hatta şöyle bir söz vardır. Temmuz, Ağustos ve Sinop derler. Sinop limanı her mevsim kullanılabildiği için bu liman güvenilirdir ve yanaşılabilecek bir limandır. Fırtına çıkmıştır, deniz üzerinde durmaları zorlaşmıştır ve o zorlu yolculuk bir yerde artık durmak gerekecekti ve orası da işte Sinop olmuştu. Emin olun dualarla ve himmetlerle gelmişler. Hatta Seyit Bilal Hazretleri eli açar ve Allah-u Teala'ya şöyle niyaz eder. Ey içimizi dışımızı bilen Yüce Rabbim! Senin büyüklüğünün karşısında küçüldük. Kapında kul olduk. Gönlümüzdeki ümitleri bu denizde boğma. Ümitsizliğe düşürüp karanlıkta koyma. Bizleri yalnız bırakma Allah'ım. Her şeyimiz de sana emanetiz. Sen ise emaneti en güzel koruyansın. Gaziler amin diyerek ellerini yüzlerine sürdü. Seyit Bilal Hazretleri'nin bu duasıyla beraber içlerinden birisi kara göründü diye bağırdı. Ve gelmiş oldukları yer Sinop'tu. Sinop'a kadar geldiler. Sinop'ta o zamanın tekvuruyla bir anlaşma yaptılar. Dediler ki biz burada kalmak istiyoruz. Çünkü ordu çok yıprandı. Dedik ya denize alışkın değillerdi diye. Yaralılar var, hastalar var. Onların tedavisi olana kadar Sinop'ta kalacaklar. O zamanki tekvurada bir vergi ödüyorlar. Ordunun toparlanması için vakit kazanmak istiyorlar. İşte tekvur aslında bir yandan efendim güneyden gelen Arap akınlarıyla bir yandan doğudan gelen Türk akınlarıyla zaten bıkmış vaziyette. Yani o rahatsızlığı onu farklı bir şey olaya itiyor ve araştırmaya başlıyor. Bunlar nedir, nereden geldiler, nereye gidiyorlar diye Seyit Bilal Hazretleri ve ordusunu uzun zaman günlerce araştırıyor ve bir gece hiç beklenmedik bir anda Seyit Bilal Hazretleri ve ordusuna
saldırı düzenliyor. Bu bir aslında suikastti. Seyit Bilal Hazretleri cengaver, bir peygamber torunu. O şevkle, o azimle, o duygularla tabii çarpışmaya başlıyorlar. Seyit Bilal Hazretleri'nin o mübarek başını tekfur kesiyor. O andan itibaren Seyit Bilal Hazretleri, yani bunu anlatırken dahi insan hakikaten etkileniyor. Koltuğu altında kellesi çarpışmaya devam ederken görüyor tekfur ve çok etkileniyor bu olaydan. Ve o an aslında bir şeyler anlamaya başlıyor. Bu bir Allah dostu olabilir diyor. Seyit Bilal Hazretleri artık cansız bedeni yerde, tekfur emir ediyor. İnançlarına göre defin işlemleri, onları bir şekilde gömün, inançlarına göre gömülsünler diye emir veriyor ve Seyit Bilal Hazretleri'ni arkamda görmüş olduğunuz türbe içerisine orada defnediyorlar. Aradan biraz zaman geçiyor. Tekfur geceleri rüya görmeye başlıyor. Bu yapmış olduğu hadise gözünde sürekli canlanıyor. Koltuk altında kellesiyle beraber savaşan bir komutan. Seyit Bilal Hazretleri gözün önünden hiç ayrılmıyor. Rüyasını yorumlaması için o dönemki bilgileri yanına topluyor ve diyor ki benim bu rüyamın anlamı nedir? Sürekli bu şekilde ben rüyalar görüyorum diyor. O bilge insanlar da diyor ki o bir Allah dostu imiş. Bu yapmış olduğunda tabii ki normal bir olay, hadise değil ve rahatsız oluyor. Daha çok rahatsız oluyor. Onun bir eren, onun bir evliya zatı olduğunu, büyük bir şahsiyet olduğunu öğrenince de ne yapabiliriz diye sorduğunda da kendisi şöyle bir karar veriyor. Benim vefatımdan sonra, ben öldükten sonra benim kabrimi öyle bir yere yapın ki mübareğe giderken, yani Seyit Bilal Hazretleri'ne giderken benim üzerime basıp da geçsinler. İşte bugün türbe içerisinde siz de ziyaret ettiğinizde göreceksiniz, daha net göreceksiniz ki biz onları görüntüledik. Kapı olan kesim bugün duvar olarak örülmüş ama kapı diye oraya yazıyor, eski kapı diye yazmışlar. Tekfur'un mezarı da zaten hemen orada. Yani benim üzerime basıp geçsinler diye vermiş olduğu vasiyeti de bugün yerine getirmişler. İşte Sinop'a geldiğiniz zaman gelip görmeniz gereken, dua etmeniz gereken, himmet dilemeniz gereken en önemli nokta Seyit Bilal Hazretleri'nin kabri. Bir programın daha sonuna geldik. Görüşünceye dek bize Facebook hesabımızdan, Twitter hesabımızdan, YouTube hesabımızdan ve telefon numaralarımızdan ulaşabilir, isteklerinizi ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın efendim. Allah'ım! İnanamıyorum. Şu anda Türkiye'nin en kuzeyindeyiz. Görebiliyor musunuz? En kuzey ne demek? Abicim! Şu anda en kuzeydeyiz. Abi böyle bir şey yok. Nereye gidiyorsun abi? Hadi. Vallahi ikinci, üçüncü defa yaptırıyorsunuz bana aynen olsa. Ne yapacağız bilmiyorum ki böyle ya. Ayfan abi bir yerden hadi diyor. Sen bir yerden enteresanlık yapıyorsun. Hadi yapmıyorum.